Merhaba arkadaşlar, ben İlker, umarım hepiniz iyisinizdir. Yine bir nitelik inceleme buyursunlar efendim demekten kendimi alamamakta hiçbir beis görmediğim bir videoyla daha karşınızdayım. Peki neler olacak bu videoda? Bu videoda First Bossy, Yuri Yavrum ve Maestro No 1 Kila Kila şarkısı üzerine konuşacağım. Şarkıları üzerine konuşacağım. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar paslamayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizlerin desteği oldukça ben buralarda böyle devam edeceğim yani. Moruk. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkılara geçelim. Şu anda ben bayağı merak içerisinde burada oturmaktayım. Tekme çirpin Harley Bob, çirpin Burhan aldın top. Fiki tuttun dile kop düşürür cumbur hop. Aa o iyi değil uydu. Bilgisayar klavyesi dile yine kıydı. Senin ototonla bunun huyları aynı. Bossy rap'e yardımlıktan kabilen uzaylı. Al mic'ını bizde doğuştan 3 tane vardı. Sen bize açtan keserken camdan annen çağırdı. Yanında kızardı sana lahmak elma gibi. Yerim senin şiresi yeni dökülmüş burma gibi. Bülent Ersoy'unda o soruk videosu milyon izlenir. Dinlerken rakamlarla övünmen biraz enteresan. Reklam müziklerinize kusuyorum zar olup. Önce yeteneğin var mı onu bir sordular sen. Oh, I wanna I impossible. Koy kenara kapı atı possible. Sen anca tweet atmak için şekilli yazı bul. Altında beton olan yeri kaşıkla kazadın. Yine kendini az bir biçimde görüyoruz. Köstü karşımızda. Bence kıyak olmuş. Eski görüntüleri kullanmış. O işte Sayan'la Mayan'la takıldı ya da o arkadaş ortamına takıldığı görüntüler mevcut olmakla beraber video tabii ki de editlenmiş arkadaşlar. Hemen bakalım kim ne yapmış. Mix Mastering RJ denmiş. Video Edit Bossy, Gitar, Gürhan Öğütücü. Beat kime ait acaba? Mix Mastering tamam da beat kime ait? Beat'in kime ait olduğunu görememekteyiz. Yani kıyak olmuş bence. Ben sevdim arkadaşlar. Daha başlar başlamaz hemen like'ımı da yapıştırıyorum. Sözlere de hemen bakacak olursak. Olak yani açmış bulunduk bu sözleri. Tabii yine cinsten bakıyorum arkadaşlar. Ne diyor? Hop tek mi çift mi Marley Bob? Tipin Buran Altın top tun dinle kop. Düşürür cumburlu hop. Aa o iyi değil. Iydı. Bilgisayar klavyesi direğine kıydı. Senin ototonla bunun huyları aynı. Evet. Ototun hala böyle laf edilen bir şey. Olabilir. Herkes ototunu sevecek diye bir şey yok ama benim kıyak bulduğum isimler var arkadaşlar. Ototunu iyi kullandığın isimler var. Ototunu iyi kullandığını düşündüğüm isimler var. Bossy rap'e gerdanlık takabilen uzaylı. Al mic'ı bizde doğuştan 3 tane vardı. Bu da zaten Cem Yılmaz Gora göndermesi arkadaşlar. Bu da senin Land Rover. Bereket getiriyormuş. Çok incesin Logar. Yalnız bunu al. Bende doğuştan 3 tane var. Sen bize ahkam keserken camdan annen çağırdı. Yanağın da kızardı. Sanal ahmak elma gibi. Evet burada bayağı çoluk çocuk olmakla İtham ediyor karşısındakileri. Yani sizin bu işten anlayacağınız, ne kadar anlayacağınız belli zaten. Hiç bize böyle afra tafra yapmayana getiriyor. Yerim seni şidesi yeni dökülmüş hurma gibi. Burada şide mi yazılmış acaba şire mi olmalı? Onda emin olamadım çünkü hurma tatlıdır. O tatlılığı şıra, şire dediğimiz şeye mi burada iliştirmiş? Çünkü şide diye bir şey ben duymadım arkadaşlar. Bir bakayım. Evet şide bulunamadı. Muhtemelen şire, şıra. Yani tatlı, şerbet anlamına gelen bir muhabbet orada. Yani muhtemelen şıra anlamında kullandı orada. Şire diye, şire, şıra fark etmiyor. Aynı anlamına geliyor. Burada şide diye yanlış yazılmış ya da şide diye bir sözcük var arkadaşlar. Ben bulamadım. Anlamını bilen varsa yazsın yorumlarda. Şıra da henüz mayalanmamış üzüm suyu demek. Hani tatlılar matlılarda o üzerine dökülen bunun şırası az, şırası çok dediğimiz muhabbet aslında. Bazı meyvelerin, sebzelerin özü süzülmüş afyon anlamlarına da geliyor. Buradaki de muhtemelen yanlış yazıldı bilemeyeceğim. Bülent Ersoy'un da osuruk videosu milyon izlenirken rakamlarla övünmen biraz enteresan. Evet yani kitabının çok satması iyi bir yazar ya da şair olduğun anlamına gelmediği gibi çok izleniyor ya da dinleniyor olman da iyi bir şarkıcı olduğun anlamına gelmez. Nitelikli iş yaptığın anlamına gelmez. Burada onu söylüyor. Reklam müziklerinize kusuyorum sar olup. Önce yeteneğin var mı onu bir sorgulasan. You wanna impossible. Soru işareti. Sen anca tweet atmak için şekilli yazı bul. Altında beton olan yeri kaşıkla kaza dur.
Güzel yani, klasik köst arkadaşlar. Devam. Yürü yavrum yürü. Füstah rönlü sürü. Şimdi de geçti buradan Konyalı'nın biri. Yürü yavrum herre. Füstah rönlü sürü. Şimdi de geçti buradan Konyalı'nın biri. Var sen delim. Olur diyelim. Senden bu aleme adam diyelim. Bir şey var asıl nasıl diyelim. Yalanın bilipin para nasıl yiyelim. Abuk sabuk konuşmadan önce biraz düşün. Gülüşümün işi çok aranızda bilişim. Ortak noktanız karşılaşınca o dönüşüm. Cinayetim gülüşüm benim kalem dönüşüm. Biraz Şehinşah havası aldım. Bilmem bana mı öyle geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazınız. Yürü yavrum yürü, fistanın sürü şimdi de geçti buradan. Konyalı'nın birini zaten bilmeyenler yoktur arkadaşlar. Bunu burada konuşmayı bile farz edelim. Olur diyelim. Senden bu aleme adam diyelim. Bir şey varası. Nasıl diyelim? Yalanın bini bir para. Nasıl yiyelim? Bakalım Bossi neler demiş. Onu da devam edeceğiz tabii ama Şehinşah havası aldım ben açıkçası. Ne var ne yok bebişim. Kameraya roz sert postlarını yemişim. Copy paste lan tüm işin. Örneği yok cesareti taklit edişin. Gölgesinden korkan bütün bitirimler. Bitirimin olmadığı yerde bitirimler. Pikachu'lar bitirimleyimi betimlerler. Çakma bitirimlere yumuşak metinler ver. İnan 5 saniye dürüst olsa götüm bender. Bilader tak diye bıçak sokar düşünmem ben. Rahatsız olduysan eğer böyle düşünmem ben. Risk al çık gel ölçüp bir çek hele ne kadarsın. Yürü yavrum yürü. Füstah rönlü sürü. Şimdi de geçti buradan Konyalı'nın biri. Yürü yavrum herre. Füstah rönlü sürü. Şimdi de geçti buradan Konyalı'nın biri. Farz edelim. Olur diyelim. Hemen sözlere bakalım ne demiş Bossi. Abuk subuk konuşmadan önce biraz düşün. Bülüşümün işi çok aranızda bölüşün. Bülüşümün dediği de yine o büllük daha önce söylemiştim. Sönmüş çocuk pisi burada o anlamda kullanmış olabilir. Ortak noktanız karşılaşınca U dönüşü. Cinayetim gülüşüm benim kalem gömüşüm. Ne var ne yok bebişim. Kameraya o sert pozlarını yemişim. Copy paste lan tüm işin. Örneği yok cesareti taklit edişin. Gölgesinden korkan bütün bitirimler. Bitirimin olmadığı yerde bitirimler. Pikachu'lar bitirimliğimi betimlerler. Çakma bitirimlere yumuşak metinler ver. Gayet kıyak. Ben sevdim. Bossi ilk defa dinliyorum ben Bossi'yi. Daha önce dinlediysen bilmiyorum yine böyle filt attılar aralarında falan filan ama kıyak olmuş. Gayet güzel sözler. İnan 5 saniye dürüst olsa götüm benden. Bilader tak diye bıçak sokar düşünmem ben. Rahatsız olduysan eğer böyle düşünmem ben. Risk al. Çık gel ölçüp biçe gelene kadar sen. Yani meydan okumaya devam ver aslında arkadaşlar. Güzel olmuş, ben sevdim şarkıyı. Evet, bundan sonrası zaten devam olduğu için ben hemen Kilan'ın şarkısına geçerim. Yani Maestro Kila Hakan No 1 ne yapmış ona bakalım derim. Gelsin. Evet, tehlikeli bir şeye benziyor gibi müziğe baktığınız zaman ama tabii ki de belli olmaz bu işler. Kim ne yapmış bir bakalım. Lyrics Maestro Killa Hakan No 1 Beat 45 Sound Mix Serkan Özyurt Mastering Evren Göknar Director Yeğli Tolga Bölükbaşı Video Producer Ali Akyol. Kadınları bir aşağılama, erkeklik üzerinden bir muhabbet döndürme. Yani kadının veya erkeğin etek giymesinde ne var? Şu kafayı artık bir değiştirin ya. Yani işte bu kafayla yaklaşıp iktidar muhasebesi yapmaları, kendilerini ayrı ayrı birer iktidar olarak görmeleri, göstermeleri ve bir bütün halde zaten en esaslı tiplerin kendileri olduğunu anlatmaları artık sıktı arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Siz böylesiniz, biz şöyleyiz. Gidin kavga edin o zaman yani. Gidin birbirinizi dövün. Erkekliğinizi öyle gösterin. Erkeklik şovuna dönüştürmeleri sıkıyor insanı yani, anladın mı?
Tamam, birçok şarkınızda yaptınız bunu, artık yeter ya. Eletek yok pezevenk, bizi bilinize. Elite kaçmadan oku semt duysun serseri pis rap. Yani serserilik yapacağız, pis rap yapacağız diye de olayı kadınları aşağılamaya, homofobiye getirmeleri çok acayip. Yani ondan sonra şimdi millet de girip şey diyecek. Efendilik arayan beyaz şov izlesin. Ya kardeşim, bir kere de orijinal bir lafınız olsun ya. Yani tamam, pis rap yapıyor olabilirsin ama bunu homofobik olmadan ya da kadınları aşağılamadan da yapabilirsin, anladın mı? Yani sözlerde bence çok büyük bir numara yok arkadaşlar. Flowları fena değil evet, ama sözlerde o kadar kesip biçtikleri gibi şey yazmıyorlar yani. Yani Agabi bu kadar kesip biçse anlarım. Ağaç Kakan bu kadar kesip biçse, Köst bu kadar kesip biçse anlarım, ama yani sözleriniz ortalama yani. Çok da büyük bir numarası yok bence sözlerin. Yani ortam fena değil. Nerede çekmişler klibi bilmiyorum ama fena değil yani klipte. Siyah beyaz birazcık o şey havasını, her şey yolundadır havasını yakalamak istediler belki. Bilemiyorum. Hemen bakalım kim ne yapmış. Hayır canım, devam. Güzel, Kila daha iyi olmuş. Şarkıya renk geldi, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Kila sokaktan Warrior. Çelik bilek Atanta. White Jungle Pantas'ta. Fan Dung Graz'da. Kare As'ta. Bunlara bilenler varsa yazsın arkadaşlar yorumlarda. Zaten bazı tabirleri daha önceden hatırlıyoruz ama ne olduklarını bilen varsa yazsın. Etrafı yakalım, ateş ve barut arasında kalalım. Bir bakarsın aradadır, tuz dökülen yaradadır. Kreuzberg rap etnik. Beş koldan yürek yakıcı avuçlama teknik. Bunu zaten biliyoruz. Kill Bill'e bir gönderme. Boşasın kese yumruk direk indi frese. Psycho lirikler, trikler, sürükler, yürekler sokağa. Gazdan tüp... Tamam kapat, pisi pisi kopat. Saltak jungle alo. Maltepe squat. Alo. Bu trip trip clan. Sözlerim çıkar ağzımdan sanki kıracağım. A 36 mafya gibi kayboldum yalandan. Ben bir kartal olurum eğer sen yılansan. Nasıl olur sonun? Asıl bu mu konu? Kasılmayın oğlum. Hasılına kodu. Mahallede sirenler hep vızıldayıp durur ama hazenler der birbirine çabuk kıvırsını. Olamam olamadım. Evet, hemen sözlere bakalım. No 1 de fena değil bence. İlk kural saygı ve sevgi 36 diye burada Kila'nın ilk kural saygı şarkısına gönderme. Hani Kila Ezel birlikte söylemişti. Öteki elemanı hatırlayamadım. Gel biraz dar atalım, belki döner şansı diye kendi şarkısına bir gönderme. Açıklardan bahsedersem olursun yer altı. Bak kapılar kapandı, nefret anahtar hesabı. Siyah bayrak biraz para, trip çete kafa kıyak. Burada siyah bayrak diyerek kendi şarkısına yine etrafında büyüdüm gerisi teferruat. Oğlum tamam kapat, psikopat. Saltak jungle alo Maltepe squad. Alo, bu drip trip clan. Sözler hep çıkar ağzından sanki kırık cam. 36 mafya gibi kayboldum yalandan. Burada 36 boyza bir gönderme yapmış kendisi yine. Ben bir kartal olurum eğer sen yılansan. Nasıl olur sonum, asıl bu mu konu? Kasılmayın oğlum, asılına kodum. Mahallede sirenler hep vızıldayıp durur ama hazenler der birbirine çabuk kıvır şunu. Burada hazen diyerek neden bahsediyor acaba? Hazen de değil, gam, keder, tasa, hüzünmüş arkadaşlar. Yani buradaki anlamı farklı olabilir. Hazen, gem, keder, hüzün anlamında burada kullanılmış gibi değil. Ne anlamda kullandığını bilen varsa yazsın arkadaşlar. Olamam, olamadım rehabilite demiş. Çektik yine arabayı pazar yerine. Zenciler gaza basıyor. Fren diye bebe. Kaldırım çiçeği derler senin muadiline. Yani senin eşitine, sana denk olan şeylere. Yine burada karşısındakini eleştiriyor velhasıl. Laf sokuyor yine, o dayılığı görüyoruz burada da. Devam. Rehabilite. Çektik yine arabayı pazar yerine. Zenciler gaza basıyor fren diye bebe. Kaldırım çiçeği derler senin muadiline. Yani çok da uzatmaya gerek yok videoyu. Bence fena değil yani, çok bomba bir şarkı olmamış. Ben daha böyle iyi bir şey bekliyordum açıkçası. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ve eğer bu tür videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.